Tekrar karşınızdayız kıymetli izleyenler. Hoş geldiniz. Sizler zikir yazdıracaksınız. Bizler oraya yazdıracağız inşallah. Sizler oradan isimlerinizi atabilirsiniz. Biz isimlerinizi buradan okuyarak yazdırmayan arkadaşlarımıza, ablalarımıza, abilerimize teşvik olur diye isimlerinizi de yazdırırsanız daha iyi olur. Gelen isimler var. Ben onları okumak istiyorum. Bir Hatim, bir Hücurat suresi, iki Yasin suresi. Rabbim kabul eylesin. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. 14.000 kelime-i tevhid, 600 İhlas yazmış. Bizim oradaki tabelamızda İhlas suresi yok. Ekletelim hocam. Onu da inşallah yazarlar arkadaşlar. 3 adet Yasin, Yasin-i Şerif suresi. Fuat Telli abimiz. Havva Bayrak, 5.000 kelime-i tevhid. Ahmet Bayrak, ikisi beraber 5.000 kelime-i tevhid, öyle zannediyorum. 10.000 kelime-i tevhid, 5 Yasin-i Şerif suresi, 5 Fetih suresi, Zehra Güneş adına yolluyorum demiş. Rabbim kabul eylesin inşallah. Haftaya, cumaya kadar vaktimiz var. İnşallah bunları okuyalım, inşallah teşvik edelim, okutalım. Hep beraber bu zikir kervanını kaçırmadan haftaya kadar okuyalım. Haftaya bir dahaki haftaya kadar sürekli böyle bir, az önce de söylediğim gibi, zikir zinciri kuralım. Sürekli inşallah bunu, bizim amacımız hayatımıza oturtmak bu zikri. Bir de ayrıyetten zikirlerin ve yazdırılmış olan diğer surelerin hocamız programımızın sonunda, gecenin sonunda inşallah bu yazdırılan surelerin, duaların, kelime-i tevhidlerin duasını yapacak, hatim duasını. Sizler de geçmişlerinizin isimlerini atarsanız bize, onlar için de hatim duası yaparız inşallah. Zikir çekmek çok güzel. Amacımız zikrimizi hayatımıza oturtmak, zikrimizi fikrimize oturtmaktır diyorum. Ve ben sözü Yasin hocama bırakıyorum. Sizler yolluyorsunuz. Bir tane daha isim gelmiş hocam. Onu da hemen okuyorum. Hocam şeyi de söylersek, hani program sonunda vefat eden isimlerini de gönderirlerse onların da isimlerini, evet, hediye edelim. Geçmişlerinizin isimlerini gönderirseniz inşallah onlara hediye edip duasını yapacağız inşallah. Son bir iki isim var. Hatice Şahin, 1.000 kelime-i tevhid ekleme yapmış. Hatice Şahin ablamız ekleme yapmış. 5 Yasin-i Şerif suresi. Bir tane daha isim var. Canan Akan, 50 Yasin. Reji arkadaşlarımız oraya yazacaktır. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim inşallah okumuş olduğunuz, okuyacağınız sureleri, kelime-i tevhidleri, salavat-ı şerifleri kabul eylesin diyorum. Ve sözü salavat-ı şerifi tatlı anlatımıyla devam ettirmek için sözü Yasin hocama bırakıyorum. Reklam girdi, onu bölmek zorunda kaldık. Buyurun Yasin hocam. Evet. Affınıza sığınıyorum tekrardan. Mevlamıza sonsuz şükürler olsun ki bu program zikir meclisi programı, zikir kervanı. Kimileri zikirlerini bağışlıyor, hatimlerini bağışlıyor. Bakın 7 tane hatim olmuş. Kelime-i tevhidler şimdi inşallah yükselecektir. Çünkü gelenler var. Bir kimileri de vefat etmiş kişileri yazdırıyor. Annesinin adını, babasının adını, abisinin, kardeşinin adını yazdırıyor. Ve inşallah toplu FMTV ailesinden mesela 5 kişi vefat etmiş koronavirüsten. Hem onların da duasını yapacağız inşallah. Onların da isimlerine bizzat bağışlayacağız. Bununla beraber çok önemlidir. Bu şu hadis-i şerifi okuyalım. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edene göre, ceddidu imaneküm. Evet. Ceddidu. Yenileyin imaneküm. İmanlarınızı yenileyiniz. Yani tazeleyiniz. Evet. İmanınızı yenileyiniz. Hatta bunu sahabe-i kiram söylediği zaman peygamberimize şikayet etmişler. Ya Resulallah, bize Ebu Hureyre der ki, gelin imanlarımızı tazeleyelim. Gelin imanlarımızı tazeleyelim. Peki iman tazelemek nasıl olur? İman tazelemek işte La ilahe illallah zikri ile olur. Anlatacağız şimdi. İman tazelemek bir sohbet meclisine gitmek de olur. İman tazelemek bir ilim meclisine oturmak da olur. Peygamberimizin yanına dediler ki kıyla ya Resulallah ve keyfe nüceddidu imanena, biz imanımızı nasıl tazeleyeceğiz ya Resulallah? Biz imanımızı nasıl tazeleyeceğince Peygamberimiz buyurdu ki, kâl buyurdu ki, ekfiru min kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah sözünü çokça söyleyiniz buyurdu. La ilahe illallah sözünü çokça söyleyiniz buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte elbisenizin
eskimesi gibi imanınız da ne yapar? Eskir buyurdu. Yani bir ayakkabı düşünün. Ayakkabınız var ve üzeri tozlanıyor tozdan. Ama bir silsen hemen yeni ne yapıyor? Hemen cilalanıyor. İşte kalp de öyledir. Kalbe bir insan bir günah işlediği zaman o kalbe değil mi bir günah geldi. Tabiri caizse şeytan bir okunu fırlattı oraya. Orada zemheriden bir ok var. Bir tane daha attı. Bir günah işledin bir tane daha attı. Bir günah işledin bir tane daha attı. Ama ne zaman ki la ilahe illallah dedin hemen kalbin cilası la ilahe illallah olduğu için o kalbi tertemiz yaptık. Bu sebeple inşallah en azından günde her namazdan sonra 100 kere de olsa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yani Mekke'yi fethederken bile değil mi? La ilahe illallah vahde bence çok güzel böyle kelime-i tevhidlerle fethetmişlerdir. Evet. Salavat-ı şerifelerle Allahu Ekber Kebira Muhammedur Resulullah Nebiyya Subhanallahi Kesira. Söyle hocam. Fesubhanallahi Kesira La ilahe illallah Vallahu Ekber diye elhamdülillah Mekke'nin fethinde dahi değil mi? Böyleydi. Hatta Mekke'den değil mi? Medine'ye geçtikten sonra Bedir, Uhud, Hendek savaşlarında Ehadun ehad diye savaşmışlardır. Ehadun ehad. Tektir tek. Ehad tek demek. Tektir tek. Ehadun ehad. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. İşte bu tektir ifadesini hem herkese duyurmuşlar hem de kendi nefislerine. Ey benim nefsim o Allah tektir. O bana sadece tek Allah'ın sözü geçer. Sen bana yapma diyorsun. Bana Rabbim yap diyor. Bana Rabbimin dediği geçer. O yüzden bizleri inşallah arayalım. En azından 1000 tane, 2000 tane La ilahe illallah zikrimizi ne yapalım yazdıralım. Ve programın sonunda vefat etmiş insanlar varsa, geçmişleriniz varsa isimlerini atın. Onların isimlerine de buradan ne yapacağız? Hatim dualarını gönderin. Bak 8 tane hatim var. Bakın bu çok önemlidir. 8 tane hatmi şerif var. 328 bin tane kelime-i tevhid var. 38 bin tane salavat-ı şerifeler var. İşte bunları hepsinin sevabını ölmüşlerimize hediye edeceğiz. Ama varsa hocam benim özellikle ismini geçirelim bizzatihi. O isimleri hemen alttaki numaralara hızlıca yazdıralım ki mesaj atsanız da olur. Hemen burada canlı yayında Fatih hocamla beraber duasını yapacağız inşallah. Bakın diğer bir hadis-i şerifi söyleyeyim sonra genç hoca kardeşime bırakacağım. O da maşallah heyecanlı bugün. Çok güzel çalışmış kendisi de. Rabbim İnşallah dilimize döktüğümüz gibi yaşantımıza da dökmeyi nasip eylesin. Amin. Bir defasında sahabe-i kiram Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile beraber iken peygamberimiz dedi ki aramızda yabancı var mı? Dediler ki yok ya Resulü yabancı yok. O zaman kapıyı kapatın dedi. Hadi kapıyı kapattılar. Hep beraberce bir halka ve hep beraberce ellerini açıp La ilahe illallah. La ilahe illallah demeye başladı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Daha sonra buyurdu ki size müjdeler olsun. Allah Celle Celaluhu hepinizi bağışladı. Çünkü bu La İlahe illallah sözüyle beraber Rabbim sizlere cenneti vaat etti. Evet. Çünkü men kâle La İlahe illallah dekhalel cenne. Her kim ki La İlahe illallah derse cennete girer kıymetli kardeşlerim. Bu sebeple amana dilimizi La İlahe illallah zikrinden uzak tutmayalım. Dört şey Peygamberimiz bile aleyhissalatü vesselam insanın kalbini berbat eder. Dört tane şey. Dört şey kalbi darmadağın edersin. Bir, ahmaklarla tartışmak. Anlamıyorsa haklısınız de geç. Anlıyorsa tabiri de. Evet. İki, insanın günahlarının çok olması da insanın kalbini ne yapar? Dağlar. Kalbim huzursuz falan demek ki bir gün bir tane hoca efendi vardı böyle hak ehli. Allah dostu. Bir kardeşimiz ona fotoğrafını gönderdi. Bana da rica etti. Ben de herkese yapmam ama ona rica ettim. Hocam dedim. Bu hocam bu abimizin kalbi çok dağınık. Bir baktı fotoğraf dedi ki bu fotoğraf dedi onun dedi son hali mi? Evet dedim. Dedi ki gittiği mekanlara dikkat etsin dedi. Gittiği mekanlara dikkat etsin dedi. Gittiği mekanlar tehlikeli. Bir genç kardeşimizdi. Zaten ben bunu ona söyleyince bayağı bir utandı böyle. Üzüldü. Tövbe etti orada. Gerçekten de. İşte bir insanın kalbi nasıl darmadağın oluyor, berbat oluyor işte böyle. Allah muhafaza etsin. Günahları çok olunca. 3. Bir erkeğin
kendi helalinden olmayan kadınların arasında çok olması da Allah muhafaza nedir? Allah muhafaza nedir? İnsanın kalbini dağıtır. Ve dört, ölü kimselerin yanında çok oturmakta nedir? Bu da aynı şekilde insanın kalbini dağıtır. Ölüden murat illa bir ölü insanların yanına nasıl oturacaksın? Aslında ölüden murat ne işte? Kalbini Allah'tan uzak tutanlarla. Bir kahvede eğer Allah'tan bahsedilmiyorsa, hep böyle kumar varsa orada insanın kalbi dağılır. Bir ortamda Allah'tan bahsedilmiyorsa, gıybetten, dedikodudan, nemimeden, iftiradan, yalandan, fesattan bahsediyorsa orada insanın kalbi darmadağın olur. Bir dükkanda Allah'tan bahsedilmiyorsa, orada kötü ticaret, hilekarlık, düzenbarlık, sahtekarlık bahsediyorsa bir insanın kalbi darmadağın olur. Ancak kalpler nasıl toplanır? Ancak kalpler Allah'ı zikretmekle, Allah'ı teklemekle ne yapar? Allah'ın size bir numara olur. Evet, bir genç hocamıza vereceğiz dediğim gibi ama bize şu anda isimler gelmeye başladı. İsimleri yazdırın inşallah. Geçmişlerimize 8 tane hatmi hediye edeceğiz. İsimleri de Fatih hocam burada bizzat okuyacak inşallah. İsimleri yazdıralım. İsimleri evet. Ben en baştan bir okumak istiyorum. Baştan hocam. Okuyalım. Sözü sonra inşallah. Ömer hocama vereceğim. Tabii. İki hatim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. 3000 kelime-i tevhid, 2000 salavat-ı şerife, 3000 3 fetih suresi, Zahide Bayram ekleme yapmış bundan sonra. 4 tane Yasin, Merve Mazı 50.000 kelime-i tevhid, 5000 salavat-ı şerife, 5000 kelime-i tevhid, Ahmet Bayrak. 5000 kelime-i tevhid ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz, Allah kabul etsin. 1 hatim, 1 Hucurat suresi, 2 Yasin suresi. İsmini vermek istememiş bu seyircimizde. 14.000 adet, 14.000 kelime-i tevhid, 3 adet Yasin, Fuat Telli abimiz, Havva Bayrak, Ahmet Bayrak, 5.000 kelime-i tevhid, 10.000 kelime-i tevhid, 5 Yasin, 5 Fetih Suresi, Zehra Güneş adına yollamış. Herhalde ablamız, Rabbim kabul eylesin. Hatice Şahin, 1.000 kelime-i tevhid, buna da ekleme yapmış Hatice ablamız. 5 Yasin-i Şerif suresi yazdırmış. 1000 kelime-i tevhid, 5 Yasin-i Şerif suresi yazdırmış oldu. Ve son olarak Canan Akan ablamız 50 Yasin-i Şerif suresi yazdırmış. Siz tekrar ediyorum. Sizler daha önceden Hakk'ın rahmetine kavuşmuş geçmiş ölüleriniz varsa onların isimlerini bizlere numaralardan ulaştırın. Bizler o isimlere programın sonunda inşallah zaten hatim duası yapacağız. O isimleri de bu duanın içine katarak, bu salavat-ı şeriflerin, bu okunmuş bereketli surelerin içine katarak hatim duasını yapacağız. İnşallah bereketli olur. İsimleri atın. Bizler burada isimleri okuyalım. Duayı o isimlere de, duaya o isimleri de katalım inşallah. Sözü ben Ömer hocama bırakıyorum. Buyur Ömer hocam. Zikir bahsi, zikir konusu Kur'an-ı Kerim'de 300'lere yakın ayet-i kerimede geçmektedir. Bu ayetlerin genelinde Allah'ı zikretmenin öneminden, Allah'ı zikreden kullarına verilecek mükafatlardan bahsedilmiştir. Ve bunlara büyük mağfiretler verileceğini müjdelenmiştir. Ya da bazı ayetlerde nelerden bahsedilmiştir? Bazı ayetlerde de bunların yapılmadığında gelecek azaplardan ya da gelecek musibetlerden bahsedilmiştir. Sizlere inşallah birkaç tane zikir bahsiyle ilgili ayet okumak istiyorum. Azap suresinin 35. ayetinde ve zakirin Allah kesiran ve zakirati a'adda Allah lehum mağfirete ve ecran azime. Allah'ı çokça anan erkekler ve çokça anan kadınlar var ya, Allah işte bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Yani düşünsenize, Allah'ı zikredince, ki bu çok basit, hani herkes söyleyebilir, küçük bir çocuğa dahi desiniz, la ilahe illallah de, la ilahe illallah der böyle dolanır gezer yani. Çok basit bu, hani çok basit derken söyleyişi çok basit, yoksa bunlar muazzam, manaları çok büyük, yani manaları çok büyük cümleler yani. Anlamlı. Hani kolay yani, dile kolay yani. Sonra başka bir ayeti kerimede Araf suresi 205. ayette وَاسْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَزَرُّعَوْ وَخُفْيَنْ وَدُونَ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْعَصَالِ
ve la tekun minel gafilin. İçinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma diyor Allahu Teala. Allah Subhanehu ve Teala. Gafillerden olma. Yani demek ki anmayınca Rabbimizi ya da zikretmeyince ne oluyormuş? Yani bilmiyorum, oluyor muyuz hocam? Gafillerden mi oluyoruz hani? Zikretmedikçe evet. Zikretmedikçe gafillerden oluyoruz demek. Evet. Bunun için kıymetli izleyenler, bölüyorum hocam ama yazdırılan isimler var, onları okuyacağım hemen. 5000 kelime-i tevhid, 5 Yasin-i Şerif suresi, 5 tane Fetih suresi, 1000 salavat-ı şerife. Bir daha söylüyorum. 5000 kelime-i tevhid, 5 Yasin, 5 Fetih suresi, 1000 salavat-ı şerife. İsim vermek istemeyen bir seyircimiz. Başka bir seyircimiz, 20000 kelime-i tevhid, merhum Hatice Zahteroğlu, merhum Mehmet Zahteroğlu adına Rabbim rahmetlerini kabul eylesin inşallah. Programın sonunda kıymetli izleyenler, tekrar hatırlatıyorum. Programın sonunda sizler isimleri bize attığınız isimleri, programın sonunda dua yapılacak. Biz o isimleri o duaya ekleyeceğiz. İnşallah o dua onlara ulaşacaktır. Sizler isimleri atarsanız bizler duaya katabilirim inşallah onları. Başka bir seyircimizden 1000 salavat, 1000 salavat-ı şerife, 2000 kelime-i tevhid Fatma Hanım, Rabbim kabul eylesin. 10.000 kelime-i tevhid, başka bir seyircimiz. 10.000 kelime-i tevhid, 10 Yasin, 1 Hatim, Ayhan Baş adına okuyan ismini vermek istemiyormuş. Bu da Rabbim kabul eylesin. 5.000 kelime-i tevhid, 3.000 salavat-ı şerife ismini vermek istemiyormuş. Bir tane abimiz var. Coşkun Çiçek abimiz. Namaza başlaması için eşinin namaza başlaması için dua istiyor. Yanlış anlamadıysam eşinin namaza başlaması için dua istiyor. Kızının da kapanması için dua istiyor. İnşallah Rabbim abim kızının kapanmasını, ablamızın, annemizin de namaza başlamasını bu program sayesinde veya namaza başlamasına vesile olur inşallah. Sizler isimleri yazdırın, geçmişlerinizin isimlerini yazdırın. Bizler programın sonunda inşallah bu kadar toplam yazdırılanları okuyorum. Kelime-i Tevhid 428.000, Salavat-ı Şerife 88.000, Yasin-i Şerif Suresi 272, Fetih Suresi 9, Hücurat Suresi 1, Hatim 28. Bu okumuş olduğum sureler ve Hatim ve Salavat-ı Şerif Kelime-i Tevhidlerle birlikte programın sonunda dua yapacağız. İnşallah sizlerin de merhum kişileriniz varsa, geçmiş rahmetli olmuş kişileriniz varsa isimleri bizlere atın. Bizler programın sonundaki duaya inşallah onların isimlerini de katalım. Onların da inşallah bu dua, inşallah bu okumuş olan sureler, Yasin-i Şerifler, bu kadar okumuş olan şey onlara da ulaşır inşallah diyorum ve sözü Yasin Hocam'a bırakmak istiyorum. Buyurun Yasin Hocam. Evet, çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Şimdi La İlahe illallah zikirini bugün inşallah hadis-i şeriflerle öğrenmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren hocam tüm peygamberlerin ortak zikri La İlahe illallah'tı. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam da La İlahe illallah ifadesini öğretmek için geldi. Hazreti Nuh Aleyhisselam da, Hazreti Salih Aleyhisselam da, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve bu zamana kadar gelmiş bütün alimler, Allah dostları, hepsi hocam tek çalışması, tek maksadı La İlahe illallah kelimesini bizlere öğretmektir. O sebeple bizler de derece bakımından kullar arasında en yükseğimiz kim? Hadi hep beraberce bakalım. Şimdi şu hadis-i şerif beni gerçekten çok etkileyen bir hadis-i şerif hocam. Böyle şok oldum böyle. Bir gün bir tane bir köle pazarında siyahi bir insan satılıyor. Zenci bir kardeşimiz, din kardeşimiz. Tabii geliyorlar, bakıyorlar, güçlü, kuvvetli, uzun boylu, boylu postu. Diyor ki beni alacaksanız diyor, sizden diyor iki tane ricam var diyor. Yani iki tane isteğim var diyor. Eğer tamam derseniz beni alın diyor. Her şeyimi size feda ederim diyor. Nedir diyorlar? Bir diyor, beni diyor namazlarımdan eksik etmeyin diyor. Yani bir o. İkincisi de Resulullah'ın arkasında namaz kılmama bana engellemeyin diyor. Hem ben o anda Resulullah Efendimiz'i göreceğim, hem onun cemaatinde olacağım, hem de Resulullah'ın arkasında ben namaz kılacağım. Ben sadece bunu istiyorum diyor.
Tamam diyor alanlar da. Gerçekten de hocam bir sahabe-i kiram, başka bir Müslüman bir insan onu alıyor o zamanlar. Sadece yaptığı her namaz vaktinde Resulullah Efendimiz'in arkasında namaz kılmak hocam. Ama çok samimi, ihlaslı bir kardeşimiz. Köle de olsa çok samimi, içten. Her daim la ilahe illallah, la ilahe illallah. Çok çok zikredermiş. Bir defasında namaza gelmiyor bir ara. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sorar. Der ki, ey Abdallah, o kölen nerede der, göremiyorum. Der ki, ya Resulallah, o hastalandı. Hadi o zaman bir gidelim evine, bir geçmiş olsun diyelim. Bakın Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun evine gidiyor ve onu ziyaret ediyor. Geçmiş olsun diyor, nasılsın diyor. Tabii o köle çok mahcup oluyor, utanıyor, seviniyor falan. Sonra bir ara yine gelmiyor. O hastalığından sebep Peygamberimiz yine sorar, ya Abdallah, nasıl oldu kölen ya Resulallah? Gittikçe ağırlaştı ve artık ölüm döşeğinde ya Resulallah. Peygamber Efendimiz yine gider. Ve ona artık başlar terkin etmeye ve o anda o sahabe şehit olur. O köle vefat eder. Vefat ettikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun bizzat cenazesiyle bizzat ilgilenir. Onun gasilhane durumu, yani yıkanmasından tut, kabre defnetmesinden tut. Ve sahabe-i kiramdan Mekkeliler başlar muhacirler konuşmaya, ya Resulallah, biz muhacir olarak öyle insanlar var ki her şekilde malını feda ettiler, canından geçtiler, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Ama sen bununla ilgilendiğin kadar onlarla ilgilenmedin. Medine halkı, Ensar halkı dedi ki, ya Resulallah, biz sana her şeyimizde yanındayız dediler. Tabi bu başa çıkmak için değil, öğrenmek amacıyla. Ama bunu yaptığını kimseye yapmadın ya Resulallah. Hani bunun hikmeti nedir? Halbuki o falancanın, dedi ki işte o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte o anda şu ayet-i kerime girdi. Estağfirullah. İnne ekremaküm indallahi etkâküm. Sizin en keremliniz, en hayırlınız, en takvalınız Allah katında en takvalı olanınızdır. İşte öyle ki o öyle bir zakirdi ki, zikir ehliydi ki o zikir hocam onu o takvalı hale getirmiş. O peygamberine, Allah'ına yaklaştırmış. O yüzden evet, siyahi olmak, beyazi olmak tabiri caizse veyahut da köle, hür, zengin, fakir, kadın, erkek, yaş önemli değil. Önemli olan hocam takva, kalplerde bitiyor. Ve kalbinde hocam çalıştırmanın en kolay yolu ve tek yolu Allah'ı hatırlamaktır. Zaten bir insan la ilahe illallah düşse, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, anlamazsın ki bir şey. Şimdi düşünsene burada bir su var. Su, 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 su. Anlamazsın. Alacaksın, göreceksin ve içeceksin. Evet, su. Bak, nasıl ki yakini olduğum zaman değil mi? Yakini inandın. İşte öyle bir Allah diyeceksin ki, Allah'ı her zerrelerinle hissedeceksin tabiri caizse. Eksin ki ya Rabbi, bu gözlere sen müsaade etmesen ben göremezdim. Sen bu kulaklara bu işitmeyi vermesen ben duyamazdım. Sen bana bu dilime konuşmayı ve feraseti, değil mi, o kabiliyeti vermesen bu dil konuşamazdı. Bu ellere, bu ayaklara sen kuvvet vermezsen bunlar hareket edemezdi. Sen bu kadar içimdeki sistemi, değil mi, ayarlamasan ben hiçbir şey yapamazdım. Demek ki bunlar her şey senin, Rabbi, senin izninle oluyor. Eğer ki senin hayat sıfatın bana tecelli etmeseydi ben şu an nefes alıp veremezdim. Senin Şafi ismi şerifin eğer bana tecelli etmeseydi ben şu anda sağlıklı olamazdım. Senin Kavi ismi şerifin bana tecelli etmeseydi ben kuvvetli olamazdım. Senin Rahman ve Rahim olan ismi şerifin bana tecelli etmeseydi ben merhametli olamazdım çocuklarıma, anneme karşı vesaire. İşte bir insan bakacak ki her şeyi aslında Allah-u Teala'nın ikramı. Her şeyi, her anı, her zerresi. İnanın ki eğer ki o virüsteki biz kardeşlerimiz var. O nefesin kıymetini bir anlatıyorlar bizlere. Korkuyorsun ya, subhanallah. Nasıl bir hastalık diyorsun ya. O yüzden değil mi? Bir anımız bile, değil mi? Bir anımız bile. Ya bir tane nefes alıp verebilmek için rahat deseler ki malının hepsini ver, al senin olsun derler. İşte o yüzden biz anlayacağız ki burada işte öyle bir Allah diyeceğiz ki tabiri caizse Yasin'i, Ahmet'i, Mehmet'i kendinden çıkartacaksın. İşte ya Rabbi, her şekilde ben sana teslim oldum. Her şekilde ben sana teslimim ya Rabbi. Doğru, ben bu elimi götürüp getiriyorum. Şu anda irademle istedim. Ama bunu götürüp gelmemi hep sağlayan Allah-u Teala'dır. Değil mi? O iradem bana akıl veren, bana iman güzelliği hep Allah-u Teala ve
öyle bir fikredelim, öyle bir zikredelim ki her daim tefekkür haline olalım. Değil mi? Ne okudu Yusuf Hocam bu ayetin istihadibine? Rabbena ma halakte hâdâ bâtilâ. Değil mi? Ey Rabbim, sen hiçbir şeyi başıboş yaratmadın. O güneşe bakıp tefekkür edip de Allah diyebiliyor musun? O yağmurlara bakıp Allah diyebiliyor musun? O yağmurlar, o karlar başımızdan aşağı bir toplu olarak inseydi hiçbir şey kalmazdı ama sen hissetmiyorsun. Ya. Ufacık böyle bir damla damla geliyor. Milyonlarca ton oluyor ondan sonra. Ve hiçbiri birbirine değmiyor hocam. Çünkü her birini bir melek indiriyor. Her bir eserinde değil mi hocam? Allah'a şükretmemiz lazım. O ağaçların nizamı, intizamı. Öyle bir ağaçlar var ki hocam. Hep bütün ağaçlar nizam, intizam içerisinde. Şimdi bizim mesela Hatay'da Allah razı olsun annemden, babamdan, nenemden, dedemden zamanında zeytin ağacı dikmişler. Herkes kendi usulünce kendi memleketine bir şeyler dikiyorlar. Ama bakıyorsun hocam zeytin ağacında bile bütün zeytin ağaçları böyle nizam intizam içinde boylu boylarına, rengi renklerine hiçbir tane yaprağı böyle dokun bir tanesinde toz bulamazsın. Niye? O Kuddüs isminin şerifi, Kuddüs isminin tecellisi, Kuddüs, pak olan, temiz olan. Ama biz insanlar pisletiyoruz, o başka bir şey. Ama bakıyorsun her şey mükemmel, nizam halinde, intizam halinde. Bu sebeple şu kaşların güzelliği hocam, kaşları insan düşünse, bu kaşlar direkt güneş ışınlarını bize etkiliyor, engelliyor. Kum fırtınalarından, çöllerden seni engelliyor şu kaşların, şu kirpiklerin. Hepsi bir nizam intizam içerisinde. O bütün dünyada, hocam Çinliler gitmişler demişler ki dünyanın en güzel kafa yapısını alalım. Kafa yapısını koymuşlar bilgisayara. Dünyanın en güzel gözlerini almışlar koymuşlar. Dünyanın en güzel burnunu koymuşlar. Dünyanın en güzel ağız yapısını koymuşlar. Dünyanın en güzel saçlarını koymuşlar. Dünyanın en güzel kulaklarını koymuşlar. Sonra dünyanın en çirkin insanı çıkmış. O yüzden herkes kendi haliyle güzel. Herkes kendi haline mükemmel, kabiliyetli. Elhamdülillah. Bu sebeple Allah'ı çok çok zikredelim ve hiçbir an onu bir an bile dahi de yapmadan bırakmayalım. Şu hadis-i şerifi okuyalım. Sonra ben Yusuf Hocam'a vereceğim. Yusuf Hocam maşallah çok güzel çalıştı bugün. Genç kardeşimiz 18 yaşlarında elhamdülillah. Kendini Allah'a, Resulüne adamış, Kur'an yoluna adamış. Ya ne kadar güzel aslında. Bizim de evlatlarımıza böyle adayamaz mıyız ya? Meryem Valide'yi nasıl adamışlardı değil mi? Evet. Meryem Valide'yi nasıl adamışlardı? Hanne annemiz, İmran babamız değil mi? Dediler ki ya Rabbi bu karnımdaki çocuğu sana adıyorum. Halbuki hep erkek çocuklarını adarlardı. Bir baktı ki kız çocuğu oldu. Biz şu anda öyle bir niyette miyiz? Ya Rabbi benim inşallah doğacak çocuğum ben senin yoluna adadım ve bu adadığım yolda yürüsün. Medreselerde hafızı Kur'an olsun. O Kur'an-ı Kerim'i yaşasın, yaşatsın. Ya hiç dünyanın düşünmeden bunları yapsın diyeceğimiz bir çocuğumuz oldu mu? Olmayacak mı? Şimdi ben bizim bir ailemiz var. Akrabamız değil de böyle uzaktan ama çok seviyorum. Geçenlerde torunları oldu mesela. 17. torunları vesaire. Çok güzel insanlar. Çok güzel ticaret erbapları. Ya hiç olmazsa bir tane çocuğunuz da hafız olsun istiyorum ya. Bir Allah dostu vesaire. Onlar da istiyorlar ama istemek de etmiyor demek ki. Biraz daha böyle bir gayret etmek de lazım tabii ki de. Şu hadis-i şerifi okuyalım. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam ekthiru. Çokça söyleyiniz. Çokça. Neyi? Min şehadete en la ilahe illallah. La ilahe illallah kelimesini çokça söyleyiniz. Ya eyyühellezine amene zikurullaha zikran kesira. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Çokça. Yani çok ne demek? 24 saatin içinde 12 saatten fazla olması lazım. Çok bu. Şimdi düşünsene hocam. 5 dakika Allah'ı zikrediyorum. 23 saat 55 dakika zikretmiyorum. Bu çok olmadı. 23 saat boş geziyorum. 1 saat Allah'ı zikrediyorum. Bu da olmadı. Bak Allah da ne diyor? Çokça Allah'ı zikrediyor. Çokça. Ya çocukluğumuz zaten öyle böyle geçti. Orta yaşlarda ticaretti, evlilikti. O da geçti. Ya belli bir yaşa geldik artık. Yeter ya. Asık suratlardan geçeceğiz. Tebessümlü olacağız. Böyle evin bir köşesinde oturacaksın büyüksen. Ya sana maşallah dedem diyecekler. Maşallah nenem diyecekler. Nur yüzlü dedem amcam diyecekler. Bırakmayalım inşallah. Ne diyor? Ekseru min şahadeti en la ilahe illallah. Kable en yuhale beynekum ve beyneha. Diyor ki sizinle kelime-i teyyibenin arası ayrılmadan yani size ölüm gelmeden bu zikri çok söylenir. Çünkü artık ölüm geldikten sonra daha bir tane daha söyleyemezsin. Bir tane daha söyleyemezsin. O yüzden Allah rızası için günlük en az 10 bin tane la ilahe illallah söyleyelim ya. Ya hayatımızın bir 40 gününü yapalım. Yani 41. günden sonra çok rahatlayacaksın. Tesbihat, zikir matiklerimiz olsun. Hocam gelenler varsa da okuyalım. Gelenleri okuyalım sonra Ömer Hocam'a veriyorum. Bu arada
geçmişlerinizin vefat etmiş insanların burada geçmişlerinizin isimlerinizi yazarsanız, mesaj atarsanız burada duasını yapacağız. Fehmi itibaresinden de 5 kişi vefat etmişti. Yine var vefat edenler, onların isimlerini yazın, mesaj atın. Ararsanız ulaşamayabilirsiniz. Sadece mesaj atın. Direkt Fatih Hocam ulaşacaklar. Biz de duamızda onu yarı geçireceğiz inşallah. Denizli'den Fatıma Altuntaş 41 Yasin-i Şerif, Rabbim kabul eylesin. Kendisi rahatsız, şifa için hastalıklarına dua istemiş. İnşallah duamıza onu da ekleriz. Bir hatim, 500 Fetih Suresi, 500 Yasin-i Şerif Suresi, 1000 salavat, 1000 kelime-i tevhid. Annem, babam, eşim Necati Has adına hediye eyledim. Çok güzel bir hediye. Rabbim kabul eylesin. Hacer Has, Hacer ablamız, çok güzel bir hediye. Verilebilecek en güzel hediyeyi vermişsin. Rabbim kabul eylesin. 10.000 kelime-i tevhid Leyla Sala Akar gönderdi. 10.000 kelime-i tevhid Kemal Sala, Şehnaz Sala, İbrahim Çelebi ve bütün rahmetli olmuşlarının adına, rahmetliklerinin adına göndermiş. 3.000 kelime-i tevhid Selma Han tüm rahmetliklerinin adına göndermiş. Rabbim rahmetlerini kabul eylesin inşallah. Son bir isim daha var. Faruk Özyürek adına, Özyürek adına Rahime Saroğlu rahmetli. 9 tane Hücurat Suresi, 1000 tane Salavat-ı Şerife, 1000 tane kelime-i tevhid yazdırmışlar. Nusreddin Turan, rahmetli Nusreddin Turan adına Rabbim rahmetini kabul eylesin inşallah. 3 Yasin-i Şerif Aysel Han okuyor. Aysel Han yazdırmış. Ölmüşleri adına Rabbim rahmetlerini kabul eylesin inşallah. Onlara göndermiş olduğunuz Yasin-i Şerifleri, duaları kabul eylesin diyorum. Sözü Ömer Hocama bırakıyorum. Hocalarım, şimdi zikir ferahlıktır. Hani başta Fatih Hocam da bahsetti, ben de bahsettim, Yasin Hocam da bahsetti. Ne diyordu ayet-i kerimede? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler yalnızca Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Mutmain olur. Zikir ruhun gıdasıdır. Zikirsiz bir insan, hadis-i şerifte geçtiği gibi, meselul lezî yeskuru rabbehu vellezî la yeskuru rabbehu meselul hayy vel meyyit. Rabbini zikreden ile Rabbini zikretmeyen misali diri ile ölü gibidir. Yani nasıl? Zikretmeyen kalbi böyle her zaman bir feraset içinde, yani bir kasvet içinde, mutsuz olur. Hocam da söyledi zaten. Tebessüm hiç etmez böyle. Huzursuz olur. Zaten zikri ne için ediyoruz? Huzur bulmak için Allah'ı zikrediyoruz. Allah'tan medet umuyoruz. Ama zikreden her zaman böyle bir huzur içerisinde, her zaman böyle bir şefkat, böyle bir her zaman mutludur da. Bunun dışında ben birkaç daha hadis okuyayım. Sonra zamanımız zaten az kaldı değil mi hocam? Evet. Bundan sonra da hocamız dua yapacak inşallah. Abdullah bin Büsr şöyle rivayet eder. Enne raculen kâle ya Resulallah inne şerai'el İslami kad kesuret aleyye fâkbirni bi şeyin bihi kâle la yezâlu lisanuke ratben min zikrillah. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü, İslam'ın bana olan emirleri fazlalaştı. Bana bir şeyi haber ver ki ona sımsıkı sarılayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dilin devamlı Allah'ı anmakla ıslak kalsın. Zaten bu hadisi hocam siz okumuştunuz. Ben de tekrar okudum. Yani her zaman zikir halinde olmamız lazım. Ben evet, çok teşekkür ederim. Yazdırılan isimler var, onları okumak istiyorum. Sevgili seyircilerimiz. Sonra duaya geçelim inşallah. Evet, sonra duaya geçiyoruz. Ben isimleri okurken yazdırırsanız hızlı bir şekilde. Çünkü 5 dakikamız kaldı. Şimdi isimleri okuyacağım. 5 dakika geçecek. Sonra duaya geçeceğiz. Biraz seri olabilirsek. Berika Murat Veren 70 bin kelime-i tevhid. Bir de şikayet var altında. Bu isim okunmamış. Çok özür diliyorum. Berika, yani bu da çok önemli bir rakam aslında. Evet. En baştan bir daha okuyayım ben isimleri. 70 belki... bin tane kelime-i tevhid hocam, ne güzel. Evet hocam.
Bir şikayet var altında. En baştan yazılı isimleri okuyayım bir daha. Belki arada okuyamadığımız isimler vardır. Affınıza sığınıyorum. Tekrar en baştan okuyorum inşallah. En baştan hızlı bir şekilde. İki hatim ismini vermek istemeyen izleyicimiz. 3000 kelime-i tevhid, 2000 salavat, 3 fetih suresi, Zahide Bayram, 4 tane de Yasin, Merve Mazı, 50.000 kelime-i tevhid, 5000 salavat, 5000 kelime-i tevhid Ahmet Bayrak, 5000 kelime-i tevhid ismini vermek istememiş. Bir hatim, bir hucurat suresi, 2 Yasin suresi, bu seyircimiz de ismini vermek istememiş. 14.000 kelime-i tevhid, 600 İhlas-ı Şerife, 3 adet Yasin-i Şerif, yani 3 tane Yasin-i Şerif suresi, Fuat Telli abimiz, Havva Bayrak, Ahmet Bayrak, 5000 kelime-i tevhid, 10.000 kelime-i tevhid, 5 Yasin, 5 Fetih suresi, Zehra Güneş adına yolluyorum demiş. Rabbim kabul eylesin. Hatice Şahin, 1000 kelime-i tevhid, ekleme yapmış 5 tane Yasin, 1000 kelime-i tevhid, 5 tane Yasin-i Şerif suresi, 50.000 kelime-i tevhid, 5 Yasin, Fatma Aman, oğlu Ersin ve kendisi için yazdırmış Fatma ablamız. Rabbim kabul eylesin. 20.000 kelime-i tevhid, merhum Hatice Zahteroğlu, merhum Mehmet Zahteroğlu, Rabbim kabul eylesin. 70.000 kelime-i tevhid, şehit oğlu annesi babası için ve rahmetlikleri için Yaşar Ezginci. Bu ismi okumamıştık. Rabbim kabul eylesin inşallah. Rabbim şehadetlerini, rahmetlerini kabul eylesin. 20.000 kelime-i tevhid, 20 Yasin, merhum Mustafa Altıntaş adına. 5.000 kelime-i tevhid, 3 tane Yasin, 3 tane Fetih suresi, 3 Duhan suresi, merhum Saliha Erdoğan adına. 70.000 kelime-i tevhid, 500 salavat-ı şerif, 10 Yasin, Bursa'dan Esengül Karaca, Rabbim kabul eylesin. 1.000 salavat, 2.000 kelime-i tevhid, Fatma Hanım, 10.000 kelime-i tevhid, 10 Yasin, bir hatim Ayhan Baş adına, okuyan ismini vermek istememiş. Rabbim kabul eylesin. 5000 kelime-i tevhid, 3000 salavat-ı şerife ismini vermek istememiş. Denizli'den Fatma Altıntaş, Altuntaş, 41 Yasin-i Şerif, kendisi rahatsız, hastalıkları için dua istemiş. Rabbim şifa versin inşallah. Duamızda, gönlümüzdesiniz inşallah. Bir hatim 500 Fetih suresi, 500 Yasin suresi, 1000 salavat, 1000 kelime-i tevhid. Annem, babam, eşim Necati Has adına hediye eyledim. Hacer Has ablamız. Rabbim kabul eylesin. 10.000 kelime-i tevhid Leyla Sala Akar göndermiş. Kemal Sala, Şehnaz Sala, İbrahim Çelebi ve bütün rahmetliklerinin adına Rabbim rahmetlerini kabul eylesin. 3.000 kelime-i tevhid Selma Han, tüm rahmetliklerinin adına. 3 Yasin-i Şerif Aysel Han rahmetliklerinin adına, ölmüşlerinin, geçmişlerinin adına. Rahime Harmanşa, 30.000 kelime-i tevhid, bir hatim, 6 Fetih suresi, 5.000 kelime-i tevhid, 1.000 salavat-ı şerif, gönül sala, 1.000 kelime-i tevhid, özür diliyorum, 100 kelime-i tevhid, Uğur Durmuş, tüm geçmişleri adına, ölmüş geçmişleri adına, Berika Murat Veren, 10.000 kelime-i tevhidi, kelime-i tevhid. 70.000 yazmıştık hocam. 70.000 mi hocam? 70.000, evet. 10.000 yazıyor. Yanlış oldu herhalde. İsim karışıklığı. Demek iki kere attı demek ki hocam. Ha, belki de hocam. 70.000, ha belki de 80.000 attı hocam. Öyle, evet, de olabilir. Berika Murat Veren 10.000 yazdırmış. Ayrıyetten 70.000 kelime-i tevhid, 5 Yasin, 5 Fetih suresi, Zehra Güneş adına yolluyorum demiş. Havva Bayrak 5.000 kelime-i tevhid yazdırmış. Rahmetli Yücel Murat Veren, rahmetli Mehmet Demirbağ, rahmetli Zülfiye Demirbağ, öyle zannediyorum ki bunlara da dua istemişler. Son olarak iki hatim, bir Yasin, bir Tebareke, bir Cuma suresi, Şükran Yücel adına, Rabbim kabul eylesin. İnşallah bugünlük bu kadar. Tekrar yazdıramadığınız isimler varsa, aklınızda kalan sorular veya yetiştiremediğiniz isimler veya kendi okuyacağınız sureler veya salavat-ı şerifler varsa, haftaya inşallah Cuma günü tekrar yazabilirsiniz. Dua sırasında yazdırdığınızda inşallah gönlümüzde olacak. O dua merhum kişilere veya size inşallah ulaşacaktır. Rabbim okuyacağınız, okumuş olduğunuz kelime-i tevhidleri, salavat-ı şerifleri kabul eylesin. Şimdi sözü Yasin hocama veriyorum. İnşallah okunan her şey için, bugün burada okunan her şey için dua yapacak. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Buyurun hocam. Evet, ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. İyi ki varsınız. Ben bu programdan büyük zevk alıyorum.
bir kardeşimizin Allah demesi, belki yazdırmadı ama La ilahe illallah demesi, bir Subhanallah demesi, Elhamdülillah demesi, Allahu Ekber demesi bizi güzel bir mekanda toplatıyor işte. Ahirette diyeceğiz ki hocam iyi ki de sen bize bunu tavsiye etmişsin. İyi ki de biz bu zikirleri söylemişiz diyeceğiz. Bizim bu zikirlerden başka hiçbir şeyimiz yok. İnanın göreceğiz yani amel defterlerimizi elimize aldığımız zaman. Acaba daha çok dedikodumuz, fitre, iftira, yalanlarımız mı var Allah korusun? Yoksa zikirlerimiz mi daha çok var? İbadetlerimiz mi, namazımız mı, orucumuz mu? Ya bazen insan amel defterini alacak böyle eline. Böyle kalın böyle bir gelecek böyle. Ama kocaman bir defter. Kocaman. Hayatın yazıyor. Bir tane, bir anını atlamamışlar. Bir hareketini atlamamışlar. Allah için ne yaptıysan yazmışlar. Şeytan için ne yaptıysan yazmışlar. Her şey yazılı. Bir başlayacaksın. Hatta bazılar silinmiş. O cisim bu silinmiş. Niye? İnnel hasenâti yudhibne seyyiât. Allah buyuruyor. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri siler diyor. Bakmışsın ki silinmiş elhamdülillah. Silindiğini anlıyorsun. Sevaplarından ötürü elhamdülillah. Ya ne kadar güzel bir nimet. Ya sadece Allah rızası için. Bakın ben bunu haftaya da yaparız inşallah. Subhanallahi. Hep beraber diyelim ya. Şu anda bizi izleyen 100 bin kişi varsa hep beraber diyelim. Hep beraber diyelim. Canlı yanına. Bizi şu anda yani belki de rastgele açmıştır. Veyahut da sevmeyerek izliyordur. Olabilir ama o da söylesin. Subhanallahi. Velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Her kim ki bu tesbihatı söylerse, bir daha söyleyelim kaçıranlarsa, bir daha söyleyelim. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kim ki bu kelimeyi, bu zikri hem Subhanallah var, hem Elhamdülillah var, hem Allahu Ekber var, hem de La İlahe İllallah var. İşte her kim ki bunu söylerse diyor cennette aynı anda, sahih hadis-i şeriftir, aynı anda bir tane ağaç ona hediye ediliyor. Hemen, hemen aynı anda. Hem de uğraşmıyorsun. Biz şimdi Hatay'a gittik annelerimizde, hadi kaz oğlum, hadi bir koy, bir bastıralım, gübre koyalım, hadi güneş gelecek, yağmuru gelecek falan bakacaksın, besleyeceksin. Aşılayacaksın vesaire muhabbeti yok. Direkt şu anda orada bizim bir ağacımız oldu. Hatta iki kere söyledik iki tane ağacımız oldu. Hem de öyle bir ağaç ki, öyle bir ağaç ki yani gölgesi sadece 500 yıllık mesafe. Gelin orada bir orman dikelim ya. Ya burada kendimle alakalı da söylüyorum. Bir dönüm arsa için herkes canını dişine tak atıyor. Bir dönüm. Hatta 10 dönümü olan zengin maşallah. 10 dönüm. Vay be. Zamanında almış. İşte zamanında dikeceğiz. O da bu zaman bu. Ahirette dememek için zamanında yapmış. İşte oranın zenginliği de bu. Bir bakacaklar ki misal veriyorum. Ben kendi anneme gıpta ediyorum o konuda. Hep zikir ehlidir. Allah razı olsun. Bir bakacağım ki annem misal veriyorum maşallah deyin de böyle milyon dönümleri var. Milyon böyle. Milyar dönümler var böyle. Aman Allah'ım. Bir dönümler öyle hepsinden de zeytinden tut, elmasından, narından, incirinden. Bir de annem burada yedirmeyi sever. Orada da bize yedirttirir inşallah. Ama ve lakin yani bunları bol bol söyleyelim ve asıl helal olsun ya. Ne kadar çok yer yapmışsın. Hani diyorlar ya işte 30 sene önce burada hiçbir şey yoktu. Biz geldik aldık. Bak 30 sene sonra kaymağını yiyoruz. Aynısı da o ahirette de olacak işte. Aynısı o. İman ettik zaten. Herkes biliyor ki bir gün ölecek. Herkes biliyor ki cennet var. Herkes biliyor ki cehennem var. Herkes biliyor ki orada artası, tarlası hepsi olacak. Hatta hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnsan değil mi cennet edecek ya Rabbi bana bir tarla ver. Orayı kazıyım diyecek. Ya. Niye? Kazmayı seviyor, tarlayı seviyor. Dönümü seviyor orada. Villalar vesaire. Bir insan bir abdest alsa bir villa oluyor. Onu anlatırım ama velakin. Zikirden bir an bile dilimizi eksik etmeyelim. Yemek yaparken, abdest alırken, yatarken, uyururken, yolda yürürken, otobüs beklerken, otobüse binerken, arabadayken Allah rızası için ne olur? Ya ne kadar güzel ya. Allah'ı zikreden bir dille ahirete göç ediyorsun. Allah seni nasıl karşılar ya biliyor musun? Ya düşünsene de şimdi düşünelim hep beraber. Anneme diyorum ki anneciğim, 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 anneciğim. Oğlum ne olur söyle ya. Tamam ne istiyorsan söyle ya. Söyle tamam yapacağım. Ve annenin içinde çok kolay. Anne bir bardak su ver. Al ne demek ya azıcık al.
Ama ben bir de anneciğim desem, anneciğim, babacığım vesaire. Sen şimdi devamlı Allah diyorsun. Allah, Allah, Allah. 100 bin kere, 1 milyon kere, 10 milyon kere. Bunlar çok az ya. Daha fazla söylememiz lazım. Bak şimdi 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane yazdırıyoruz. Değil. 3 milyon tane, 10 milyon tane. Ben geçenlerde şok oldum, şok. Bir insanın evine gitmiştim. Oğlu da bilmiyormuş. Hocam dedi ya, annemin dedi tesbih, böyle zikir, böyle bir kitabı varmış. Zikrettiklerini yazmış annesi oraya. Hocam milyonlarca ihlas-ı şerifeler, kelime-i tevhidler. Subhanallah ya. Aman Allah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çeker miydi? Hep çekerdi hocam. Başlardı tesbih çekmeye. Aman bırakmayalım. Maddi manevi kendimizi hazırlık tutalım. Dinç tutalım inşallah. Ama ve lakin öyle bir ağaçlar dikelim ki ahirette gıpta etsinler hakikaten de. Vay be. Ne kadar da çok arsa almışsın. Ya çok zor değil ama nefse ağır işte. Nefse zor. Eğer kolay olsaydı yapardık zaten. Değil mi? Subhanallahü bihamdihi, subhanallahil azim. Peygamberimize buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bu iki kelime diyor. O kadar diyor dilde hafiftir ama diyor. Subhanallahü bihamdihi, subhanallahil azim. Ama diyor mizanı doldurur diyor. Hadis-i şerif. Evet. Bittiğinde haberleri geliyor. Bir dua edeceğiz. Şu anda bakın bizlere isim yazdıranlar var. Allah razı olsun. Geçmişlerini yazdıranlar var. Kelime-i tevhid hediye edenler, salavat-ı şerif hediye edenler, fetih sureleri, yasin sureleri, hucurat sureleri, hatimler var maşallah. Şu anda burada ellerini açan tüm herkesin geçmişlerini ona hediye edeceğiz. Ama anneciğim özellikle yazmış, şimdi ona geçmeden olmaz. Özellikle rahmetli dedem Edip Başkeser, rahmetli nenem Meryem Binici, rahmetli annemin dayısı Halik Haroğlu ve geçmişlerimizde. Şimdi orada okunduğu için ben okudum bunları da. Bunların tek tek ruhlarına hediye edeceğiz. Hocam varsa ekstra? Yok hocam. Yok, tamam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azaben-nâr. Allahumme rabbena ighfirli ve livalidayya ve lil-mü'minîne yevme yekûmul hisâb bi rahmetike ya erhamer rahimîn. Rabbena lâ tuzigh kulûbena بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربي okumu şu an kelime-i tevhidler var. Salavat-ı şerifeler var. Elhamdülillah Yasin sureleri, Fetih sureleri, Hucurat sureleri, hatimler var ya Rabbi. Sen dergâhına kabul eyle ya Rabbel âlemin. Ya Rabbi bundan hasan sevabı evvelen bi izat fahire-i kainat hulâse-i vücudat burhanul esfiyâ Muhammedin'il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu pâki şereflerine hediye edildik. Sen şu anda haberdar ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi cümlemizi peygamberimizin ahlakıyla ahlaklandır ya Rabbi. Onun her zerresini her zerremize ikram eyle ya Rabbi. Onu şuurla şuurlandır ya Rabbi. Onun gibi inşallah bizlere aşk, ciddiyet, samimiyet, o ihlası bizlere de ikram eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi elinden isteyelim biz. Kendi elinden Kevser havuzundan kana kana içmemizi nasip eyle ya Rabbi. İnşallah nasıl ki onu ya Rabbi, biz onu çok seviyoruz ya Rabbi. Onun sevgisinden geldiğinde bunu hissediyoruz ya Rabbi. Ne olur Allah'ım. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber hadis-i şerifi inşallah müjdesiyle. Ya Rabbi cennette bizi peygamberimizin dizinin dibinden ayırma ya Rabbel alemin. Ya Rabbi. Tüm Adem Aleyhisselam'dan gelen tüm peygamberlerin, tüm ya Rabbi sahabe-i kiramın, tabiinin, tabi tabiinin, tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin ve burada amin diyen şu güzel ablalarım, abilerimin ya Rabbi, geçmişlerinin de Rabbi ya Rabbi, ruhlarını hediye edildik. Sen şu anda haberdar eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi mekanlarını cennet eyle. Kabirlerini pur nur eyle ya Rabbi. Ne olur Allah, ne olur. Eksikleri varsa affı mağfiret eyle ya Rabbi. Senin için çok kolay Allah'ım, çok kolay. Bir bakmışsın bütün günahları bir anda affedersin. Çünkü sen Rahmansın, çünkü sen Rahimsin. Çünkü sen bizi seversin, çünkü biz senin kulunuz. Biz aciziz ya Rabbi, hataya düşeriz ama sen Allah'sın, sen Rahmansın, sen Rahimsin ya Rabbi. Senin için bunlar çok kolay ya Rabbi, ne olur Allah'ım. Bizleri ya Rabbi kendine layık bir kul eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'ne layık bir ümmet eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an-ı Kerim'e ya Rabbi hadim hizmetçi eyle ya Rabbi. Bizleri kendi yolundan, dostlarının yolundan ayırma ya Rabbi. Şu ahir zamanda, şu güzel Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini İnce ayrıntısına kadar güzel yaşamamızı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta kullarım var. Çok mesajlar geliyor. Ne olur Allah'ım. Hasta kullarına da acilen şifalar ikram eyle ya Rabbi. Borçlu kullarım var. Ne olur Allah'ım. Edalar ikram eyle ama öncelikle borçlarını ödeme niyetlerini inşallah sen onların kalplerine koy Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Şu anda Türkiye'mizdeki ve tüm dünyadaki ya Rabbi. Tüm mazlumlara sen yardım eyle ya Rabbi.
Filistin'de, Bangladeş'te, Arakan'da, Myanmar'da, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, Afrika'da, Türkiye'mizde ya Rabbi. Kim ya Rabbi zerre zulmü uğruyorsa sen onlara yardım eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i cem eyle ya Rabbi. Bir eyle ya Rabbi. Ne olur Allah'ım Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimiz de sağlık, sıhhat ikram eyleyip ya Rabbi. Başımızdan eksik eyleme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ne olur. Ya Rabbi evlatlarımıza namaz aşkı nasip eyle. Şu anda sosyal medya aman Allah'ım alıp götürüyor, alıp götürüyor. Çocuklarımızı iyi kula veriyoruz. Bakıyorsun ateist olan var, deist olan var. Dininden uzaklaşmış olanlar var. Ama ya Rabbi bizim elimizde değil. Ne olur Allah'ım. Onları sen fazlınla onları muhafazına al ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi. Hafız ismi şerifin hürmetine onları muhafazına al ya Rabbi. Evlatlarımıza ya Rabbi Kur'an aşkı ikram eyle. Onlara namaz sevgisi ikram eyle ya Rabbi. Bizleri göz açıp kapatıncaya kadar kendi halimize bırakma ya Rabbi. Son nefesimizde hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir daha kalpten söyleyeyim, kalpten böyle. Bütün zerrelerimiz yansın böyle, hissetsin. Hazreti Ebubekir Efendimiz bu zikri söylediği zaman ciğerlerinden koku gelirmiş. Bir hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Azrail Aleyhisselam geldiği zaman, artık hadi gidiyoruz dediği zaman işte o anda hiçbir şekilde dilimiz böyle demeden hemen bütün azalarımızla tamam geliyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerekten çene kapmamızı ya Rabbi sen bana da bizlere de anamıza babamıza evlatlarımıza nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi cümlemizi ne olur buna çok kuvvetli amin. Ya Rabbi cümlemizi kafir annesi, kafir babası, kafir nenesi, kafir dedesi olmaktan cümlemizde muhafazına al ya Rabbi. Allahümme inna nes'elüke temâmen ni'me ve devâmel afiye ve sene khâtime ve ilâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşayihnel fâtiha mâ salavat. Kıymetli izleyenler, bir halkın meclisinin halkın meclisi programında sonuna geldik. Haftaya cuma günü tekrar görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.